Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Mersin Adana yolu genişletme, farklı seviyeli kavşak ve BSK'lı üst yapı kaplama yapım işi ile ilgili olarak kurumumuza ait hatların deplase edilmesi 12.04.2016 tarihinde bir yazı ile Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Konu ile ilgili çalışmalara derhal başlanılmış meskur yatırımın ulaşım sıkıntısını önemli ölçüde gidereceği ve Mersin'in menfaatine olacağından hareketle 2016 ve 2017 yılı kapsamında öngörülen çeşitli yatırımlardan feragat edilerek söz konusu mali kaynağın anılan bölgedeki hatların deplase edilmesi için kullanılması sağlanmıştır. Hatların deplasesi için Meski Genel Müdürlüğü dışında diğer altyapı, kurum ve kuruluşların da görevli olması nedeniyle bu kurum ve kuruluşlarca eşgüdüm dahilinde çalışılması zarureti doğmuştur. Buna bağlı olarak da bir dizi eşgüdümü tesis edici toplantılar yapılmış ve tüm taraflara ait hatların etüde ile beraber alternatif güzergahlar oluşturulmuştur. Müştereken tespit edilen güzergahlar neticesinde idaremize ait deplase avan projeleri hazırlanmış ve bu güzergahta bulunan tüm kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak 16 2016 tarihinde tamamlanan kesin proje çalışmaları için Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce 23 2016 tarihinde uygun görüş verilmiştir. Söz konusu deplase projelerinde uygunluk görüşü alınan bahse konu deplase tatbikat projeleri doğrultusunda 4734 sayılı kamu ihale kanunu geri ihaleye çıkılmış, neticede ise Mersin-Adana yolu 2 artı 780 10 artı 480 kilometre arası içme suyu ve kanalizasyon hatları deplase yapım işinin sözleşmesi 02032017 tarihinde imzalanmış ve yer teslim yapılarak deplase işine başlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce de 06032017 tarihinde söz konusu yol kapatılarak çalışmalara başlanılmıştır. Halihazırda deplase işi sözleşmesine göre iş bitim tarihi teknik olarak 04 11 2017 olarak belirlense de Genel Müdürlüğümüzün çabaları ile deplase işinin %70'i tamamlanmış bulunmaktadır. Köprülü kavşak kısmının bulunduğu bölümün imalatının ise Ağustos ayı içerisinde tamamlanacağı başka bir deyişle iş programına göre belirlenen süreden daha önce neticelendirileceği öngörülmektedir. Bazı yerel gazete ve haber sitelerinde yer alan haberlerin Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesinde fayda bulunmakta bu kapsamda yaşandığı ileri sürülen aksamaların MSK Genel Müdürlüğünden kaynaklanmadığı da anlaşılacaktır. Yapılan değerlendirmeler ve planlama sürecinin tarihsel akışı da dikkate alındığında söz konusu haberlerin hakaniyetle bağdaşmadığı, spekülatif bir mahiyet içerdiği dolayısıyla da gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. <laughs>